seyirciler, burası 3. Band 5. Kanal'dan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. Çoluk çocuk, yaşlı genç, maa ile geçtik karşısına. Gündüz demedik, gece demedik. Kah güldük, kah eğlendik, kah öğrendik. Adına beyaz cam dedik. Televizyonu biz hep çok sevdik. Bu programda televizyon ekranından hayatlarımıza yansıyanları birlikte hatırlıyoruz. Beyaz cama hoş geldiniz. Küçücükten eğleneceği, ah severim ben raks etmeyi. Küçücükten eğleneceği, ah severim ben raks etmeyi. Bana derler fındık kurdu, çok aşıklar hapı yuttu. Bana derler fındık kurdu, çok aşıklar hapı yuttu. Televizyon olmasaydı ne yapardık hiç düşündünüz mü? Düşünemiyorsunuz değil mi? O kadar girdi ki hayatımıza, artık televizyon denilen şey evlerimizde bir eşya olmanın çok ötesinde. Adeta ailenin bir bireyi gibi. Evet, internet çıktı çıkalı ma aile oturup televizyon izleme seansları azalmış gibi görünüyor. Ama bir yandan da internetten de televizyon dizileri, filmler, kaçırdığımız programlar tekrar tekrar izleniyor. Ha ekran, ha monitör, ha dokunmatik tablet. Şekil de değiştirse televizyon hayatımızın baş köşesinde ve o olmasa ne yapardık artık hayal bile edemiyoruz. Motor! Oysa bir zamanlar televizyon yoktu. Hani o ilkokul kitaplarındaki çocuklara masal anlatan nineler, yaz geceleri kapı önlerindeki uzun konu komşu sohbetleri, aile gezmeleri hep gerçekti. Sonra ne mi oldu? Televizyon geldi ve misafirliklerin şekli değişti. Alo alo, muhterem sahibim. Bugün 31 Ocak 1968. Türkiye'de ilk televizyon yayınlarının İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka stüdyosunda 1952 yılında başladığı biliniyor. Ancak bunlar çok amatör deneme yayınları ve sadece civar bölgelere ulaşıyor. Henüz çok az evde televizyon cihazı olduğu için de sınırlı sayıda kişi izleyebiliyor. İlk resmi televizyon yayını ise 31 Ocak 1968 gecesi TRT tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. Az önce izlediğimiz ilk anons, o günlerin TRT spikeri Nuran Devres tarafından yapılıyor. Ardından televizyon müdürü Mahmut Talih Öngören bir konuşma yapıyor ve sonrasında Zafer Celosu'nun sunduğu ilk haber bülteni yayınlanıyor. Yayın sadece Ankara bölgesinden izlenebiliyor. Hem Mithat Paşa stüdyolarındaki TRT personeli hem de ekran başındaki seyirciler için o gece çok heyecanlı geçiyor. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti. Bilmem ki bu akşam sen de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde. Yanıyor, yiyor musun?
Dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana, kaderden kaçılmaz görüyorsun. Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti, hiçbirisi hasreti gidermedi. Ey güzeli, senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun herkes farkında. Ama işin doğrusu ne olacak? Televizyon denilen şey hayatlarımıza nasıl etki edecek? Bunu henüz kimse tahmin edemiyor. Komiser Kolombo efendim, emniyet müdürlüğünden. Yeter. Gelin oluyor. Alay ediyorsunuz. Aa, Mildred, tabakta çalan da bir an önce bulunacak Charlie. Var süre. Çocuğu alan okul mutlaka şampiyon olsun. Hey koç, senin bilmediğin bir şey var mı? Evet, Russell'ı nasıl yeneceğimizi bilmiyor. Hadi. Elmaya bak, elmaya kaça gidiyor alim, kaça gidiyor alim. Unta, kinte. Ateşim var. Mustafa Kemal Paşa. Televizyon yayınları yaygınlaşmaya başladığında Türkiye'de televizyon cihazı olan ev sayısı henüz çok azdı. Haliyle evinde televizyon olanlar olmayanlara bir gece önce izlediklerini ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. 70'lerin ilk yarısından söz ediyoruz. O yıllarda sinema çok yaygındı. Her şehirde, neredeyse her mahallede bir yazlık bir de kışlık sinema vardı. Her yeni film geldiğinde genellikle konu komşu toplanılır, beraber gidilirdi o sinemalara. Televizyon yayınları başlayınca ama her evde televizyon olmayınca bu alışkanlık şekil değiştirdi. Henüz televizyon yayınları sadece haftanın belli günlerinde yapılıyordu ve yayın olduğu günler evinde televizyonu olmayanlar olanlara misafir gidiyordu. Televizyonun ilk sunucularından biri olan Halit Kıvanç bu misafirliklere şahane bir isim takmıştı. Telesafir diyordu televizyon misafirlerine. Sinema salonlarının, yazlık sinema bahçelerinin yerini evlerin misafir odaları almıştı. Televizyonu olanlar biliyordu ki her yayın günü muhakkak evde misafir vardı. Hal ve istikbal şöyle bir geriye dönüp bakıldığında düşünülebilen anılar, biz diyoruz ki şöyle bir eskiyi, biraz yaşlılar maziyi biraz daha duygulu düşünsünler. O mazide ne güzellikler vardır. En güzellerinden biri mazinin büyük usta Necip Celal'in 17-18 yaşlarındaki körpecik çağlarındaki besteciliğinde hiç dillerden düşmeyen, yıllar yılı düşmeyen mazi tangosudur. Siz istediniz. Şecaattin Tanyerli de sizin için söylüyor. Gönül çektim eskiden, yandı hayatım bu sevgiden. Anladım ki bir aşka bedel, gençliğimmiş elimden giden. Önünde ben geldim dedize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim,
gözümdeki yeşil denize. Gönülden gelen sesler değişik olur. Bazen bu ne sevgi ah diye bağırır, bazen de bu ne ızdırap diye. Turhan Karabulut'la açtık programımızı değerli seyirciler. Türk halk müziğinin ustası Anadolu'nun içli bir türküsüyle seslendi sizlere. Ahmet Üstün programımızın gene konuğu oluyor ama bu kez kendi bestesi olan bir şarkıyla. Bu bestenin adı Ahmet Üstün. Yıllar var ben onu hiç unutmadım. O beni sorar mı, hatırlar mı ki? Şu anda Türkiye radyoları, Türkiye televizyonları bu büyük mutluluğu yurdumuzun içine ve dışına duyurmakta, ulaştırmakta. Ve Ritim 71 eşliğinde Modern Folk üçlüsünden dinliyoruz. Kavuştum yine bahar sürüme, dudakta kalalım can katar ömrüme. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Yalnız tabii üzümün mü, yoğurtun mu, fıkranın mı buzdolabından çıktığında şu anda yani tereddüdümüz var. Çok çok teşekkür ederim. O zaman müsaade ederseniz böyle sıcak bir fıkra. Buyurun. Adam biri fırında çalışıyor. Fırından çıkmış, terlemiş böyle sıcak fıkrada. Evet. Böyle giderken yerden bir arkadaşına rastlamış. Arkadaş demiş ki Ahmet fırından mı çıktın demiş. Nereden bildin demiş. Çünkü demiş terlemişsin demiş. Evet, evet. Fırından çıktım. Ahmet demiş ya. Yemek yedin mi? Yok demiş. Kaç tane sandviç yiyebilirsin sana ısmarlasam şimdi demiş. 4 tane yerim demiş, çok açım. Oğlum demiş, aç karnına kaç tane üç yiyeceksin diyorum, 4 diyorsun. Halbuki onlardan bir tanesini yiyince artık aç karnına değilsin, bir tane üç var karnında. 3 taneyi boşu boşuna yemiş olursun. Doğru. Aa harika diyor, ben gideyim bunu espri bizim hanıma yapayım diyor. Eve giriyor, karısı mutfakta bulaşık yıkıyor. Nezahat, Nezahat diyor. Karısının ismi Nezahat'tir bu fıkrada. Fıkrada. Ahmet ve Nezahat evlidirler, fırıncı. Evet. Diyor ki Nezahat, aç karnına kaç tane üç yiyebilirsin diyor, soruyor Ahmet. 3 tane yerim diyor. Aa diyor, 4 deseydin öyle güzel bir cevabım vardı ki sana diyor. Evet. Olduğu gibi o günlerde de televizyon çocuklar için az bulunur bir eğlenceydi. Aslında o ilk yayınlar genellikle eğitim amaçlıydı ve bu yüzden de çocuklar biraz sıkılırdı. Ama yine de haberler de dahil olmak üzere ekranda ne varsa izlenirdi. Siyah beyaz ekranda o günlerde dilimize yerleşen tabiriyle beyaz camda gördüğümüz her şey büyülerdi bizi. Sihirli bir kutuydu bu.
insanı hiç görmediği, bilmediği diyarlara götürebilen, hayal edemediklerini gösterebilen mucizevi bir icat. Televizyona bayılıyorduk. Sadece biz çocuklar değil, büyükler de bayılıyordu. Ekran başında neredeyse gözümüzü dahi kırpmıyorduk. Efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Yanlış gelmedik değil mi? Oyun treni bu mu? Aa, tam yerine geldiniz, oyun treni bu. Ben de bu trenin sürücüsüyüm. Oyun treni bu mu? Kimsiniz? Neyisiniz? Ne istiyorsunuz? Yarabbim. Tabii gücenmek yok. Her zaman hepinizin isimlerini teker teker söyleyeceğim. Hiç ben sizleri birbirinizden ayırt eder miyim ayol? Hepiniz benim canlarımsınız. Uslu çocuklarım benim. Televizyon giderek daha çok hayatımıza girmeye başlamıştı. Yayınların süresi artıyor. TRT yayıncıları ilk günlerdeki acemiliklerini giderek atıyor. Kısıtlı imkanlara rağmen şahane programlar yapılıyordu. Haliyle televizyona olan ev sayısı da yavaş yavaş artmaya başlamıştı. Televizyon cihazları çok pahalıydı ve o yıllar için gerçekten lükstü. Ama herkesi bir televizyon sevdası sarmıştı. O zaman tabii kredi kartları da yok. Artık para biriktirerek mi olur, senet yaparak mı olur, illa bir televizyon alınacaktı. Televizyon sahibi olmak adeta bir statü sembolüydü. Tabii her eve bir televizyon girmeye başlayınca telesafirliklerin de yavaş yavaş sonu geldi. Artık herkes kendi evinde televizyon izliyordu. Tam da o günlerde televizyon yayınları eğitici olmanın yanı sıra eğlendirici olmaya da başlamıştı. Yayın akışına birer ikişer diziler ve eğlence programları da dahil ediliyordu. Sağlıklı beyinlerde korkulara yer yoktur. Korkular bencilliği, haksızlığı doğurur. Yemenin azı karar, çoğun zarar diyorlar. Aç kalsak da patlasak da sağlık olsun. Aç kalsak da patlasak da sağlık olsun.
Televizyondan önce radyo vardı ve radyo hem yayıncılık tecrübesi hem de yaş olarak televizyondan çok daha kıdemliydi. TRT'nin bugün de aynı şekilde sürdürdüğü yayın ilkeleri doğrultusunda geleneksel Türk müziğine, türkülere ve Türk sanat müziğine radyo yayınlarında geniş yer ayrılırdı. Yanı sıra popüler müzik ve yabancı müzik de çalınırdı radyoda. Yeni başlayan televizyon yayınlarında da aynı politika sürdürülüyordu. Ama bir farkla. Radyoda dinlediğimiz o şahane sesler, yurttan sesler koroları, Türkçe sözlü hafif batı müziği şarkıcıları, Alaturka'nın en seçkin eserlerine usulünce ses verenler artık görünür olmuşlardı. Onları kanlı canlı ekranda görmenin keyfi bambaşkaydı. Sözün çık karşıma. Benim ol bugün, yarın ve daima. Kalbimi kim çalıyor? Sen yokum evde ben. Çünkü mazide kaldı. Artık seni o sever. İsterim seni her yerde, her şeyde bulmak isterim seni. Çok mu Ali yazar, beni bozar, küp suyunu çeker.
var. Üzülmüşüm neye yarar? Keskin sirke küpünü zarar. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Mesut bir tebessüm lütfen. Televizyonun ilk yerli komedi dizisi 1974 Mayıs ayında yayınlanmaya başlayan Kaynanalar oldu. Bu dizi yıllar boyunca sürecek ve izleyenleri çok eğlendirecek, çok güldürecekti. Unutulmaz kadrosu ve çocuklarını evlendiren iki ailenin tezatlıklarından doğan durum komedisiyle Kaynanalar, yıllar içerisinde Türkiye'nin televizyon yayıncılığı tarihinde bir efsaneye dönüştü. Yürüye! Sen de kabahat bulmuşum artık sensin! Anladın mı? Evlenip gitse de bir kurtulsan! Çok ararsınız beni o zaman! Seni mezarcı Mahmut arasın! Seçerim! Baba! Dön! Kuş gurultu gitme! Gurultu gitme, ben uyuyacağım! Renkli üryalar! Seçerim! Allah kahretsin seni! Sen de kabahat! Çıvar! Sen aklını oynatmışsın. Neden anneciğim, fevkalade bir kız. Onun kıza bir şey demiyorum ama ya ailesi? Ya sinirlendi mi beni? Hı, geldim. Kaldır götür şunu. Hep senin yüzünden. Bari söylediği doğru düz bir şey olsun. Hele karga gibi sesi yok mu? Kat karga. Ni. Gördün mü bak, kontrol ediyorlar. Şuradan şuraya bir adım atamazsın. Hiçbir yere gidemezsin. Ben bilirim o toplantıları. 10 sene evvel de sana müsaade etmiştim. Evin yolunu bulamamıştım. Buyur, daha iyi. Bir emrin mi var? Kerim mi oğlum sen? Hayır, Şerafettin. Baba, alay etmeye, gösterim dalga geçmeye sana. Ben seninle ne diye dalga geçeceğim, daha iyi. Konuşma, tepemi attırma, ağzımı yüzümü çitlerim ha. Timur! Efendim karıcığım? Ben sana 5 dakika ve bir demedim mi? Hadi eve, marş marş! Arkadaşlar, bana marş marş! Sonra televizyon yayınları her güne çıktı. Yayın saati giderek arttı. Beyaz cam renklendi. Kanallar çoğaldı. Hikayeyi biliyorsunuz zaten. Ama televizyonun ilk yıllarını yaşayanlar o günleri hiç unutmadı, unutmayacak. Kaynanaları, Tatlı Cadı'yı, Oyun Treni'ni, Solistler Geçidi'ni, Zafer Celasun'u, Nuran Devresi, siyah beyaz ekranı ve telesafirlikleri. Beyaz Cam'da bugün televizyonun ilk yıllarını andık birlikte. Yeni bir bölümde tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.